ve kıymetli katılımcılara teşekkür ediyorum. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, maymun çiçeği hastalığında dünyada 240'ın üzerinde vaka olduğunu ifade ederek, ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur. Ancak dikkatli olmak lazım dedi. Ne kadar önem arz etti bir kez daha. İkinci Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne katılmak üzere Van'a gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İkinci Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirten Eroğlu, yaban hayvanlarının özellikle son yıllarda yaşanan koronavirüs nedeniyle ne kadar önem arz ettiğinin bir kere daha ortaya çıkarıldığını söyledi. Dünyada özellikle son yıllarda yaşanan, COVID-19'da yaşanan olaylarla ilgili ne kadar önem arz ettiği bir kez daha ortaya çıktı ve dikkatler yaban hayatının, yaban hayvanlarının üzerine çekildi. Şimdi yaban hayvanı ekosistemin muhafaza edilmesi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte dünyada benzeri salgınların ya da olumsuzlukların yaşanmaması için mutlaka doğadaki dengeyi ve yaban hayatını korumak gerekiyor. İnşallah buradan çıkan sonuçlar da ülkemizde uygulamaya konulacaktır diye ümit ediyoruz. Açıklamalarında son günlerde ortaya çıkan ve hayvanlardan insanlara geçen zootik viral bir hastalık olan maymun çiçeğine de değinen Eroğlu, maymun çiçeği hastalığının evcil hayvanlara bulaşma riskinin olmadığını belirtti. Maymun çiçeği hastalığı maymunlarda, kemiricilerde özellikle sincapkillerde rastlanan ve viral bir hastalık insanlara bulaşıyor. İnsanlarda ölüm yapabiliyor. Şu anda dünyanın gündeminde birkaç günden beri biz de dün detaylı olarak basına ve kamuoyuna bir açıklama yaptık. Aslında herhangi bir paniğe bizim ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur. Ancak dikkatli olmak lazım. Bu hastalık daha çok kemiricilerde ve sincapkillerde olması dolayısıyla da bu tür yaban hayatı, yaban hayvanını insanlarımıza, vatandaşımıza bulundurulmamasını tavsiye ediyoruz. Viral hastalıklarda genelde halsizlik, yüksek ateş, baş ağrısı ki maymun çiçeğine özgü şişlikler, vücutta lenf yumrularında şişlikler falan oluşuyor. Herhangi bir rahatsızlık halinde de insanlarımızın bir an önce bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor. Bize şu soru çok soruldu. Efendim bu işte evde evcil hayvanlara da bulaşıyor mu, yani kedilere, köpeklere şeklinde. Biz açıklamamızda da belirttiğimiz gibi evcil hayvanlara bulaş söz konusu değil. O konuda insanlarımız çok rahat olabilirler. Maymun çiçeği ve diğer viral hastalıklar malum. Şu anda 240 küsür vaka var dünyada. Bizim dün aldığımız bilgilere göre. Bu bir küresel pandemi şeklinde görünmüyor. Ama yarın ne olacağını bilemeyiz. O açıdan da özellikle insan hareketleri, dolaşım gibi konularda gerekli önlemleri almak gerekir diye düşünüyorum hastalık çıkan ülkelere karşı. Zaten Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'nün bültenlerinde çıkan hastalıklar, ülkelerde çıkan hastalıklar yer alıyor. Dolayısıyla o ülkelere karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerekir.